Bugün siz iyi kalpli çalışkan insanların dönem dönem maruz kaldığınız kötülük enerjisine karşı kendinizi nasıl koruyabileceğinizi izah edeceğim. İyi kalpli çalışkan insanlar bazen kötüler tarafından saldırıya uğrayabilir. Çünkü iyi kalpli çalışkan insanlarda çok yüksek düzeyde ateş enerjisi vardır. Ateş elementi de bizim sağlıklı yaşayabilmemiz için, yeni projeler yapabilmemiz için, üretebilmemiz için çok değerli bir enerji kaynağı. Bunu içinizdeki iki tane hayvanla koruyabileceksiniz. Bir tanesi kaplan, diğeri de yılan. Ama ne zaman kaplanı kullanacaksınız, ne zaman yılanı kullanacaksınız, hangi şiddetle kullanacaksınız, bunları sizlere izah etmek istiyorum. Öfke çok önemli bir duygu arkadaşlar. Alanınıza girildiğini hissettiğiniz anda öfkelenmeniz çok doğal ve normal. Ama nerede hata yapıyorsunuz? Öfkeyi doğru zaman, doğru mekan, doğru şiddette uygulamak gerekiyor. Yeri ve zamanı değilse öfkeyi göstermemek, vaktini beklemek, aynı satranç gibi düşünün, doğru hamleyi yapmak. Benim gördüğüm hatalı davranışlar neler? 3 Newton öfkelenilmesi gereken bir alan var, alanınıza girildi. 10 Newton öfkeleniyorsunuz. Ateş elementini fazladan kullandınız. Yeni bir proje yapacaksınız, ona enerji kalmıyor. Öfkelenmeniz gereken alan var. 3 Newton öfkelenmeniz gerekiyor. Yeri ve zamanı 0 Newton öfkeleniyorsunuz. Ve bunlar sizin içinizde kırgınlıklara neden oluyor. Çok kısa sürede bu işi kendi başınıza halledebileceksiniz. Bunun özetini çıkardım size. Öncelikli olarak sağlıklı öfke, sağlıklı duygu çok önemli. Dengede öfke. Alanınıza girildi. Alanınızı koruyabilirsiniz. Birisi evinize girmek istiyor. Tamam, bu normal. Lütfen duygularınızı sağlıklı yaşayabilmeniz için başka alanlara geçiş yapmayın. Kendinize öfkelenecek alanlar yaratmayın. Dur bakayım şu ne yapmış, bu ne yapmış, deşeleyeyim, arayayım, sorayım, böyle bir şey yok. Alana gireni halledeceğiz. Trik nokta bu sevgili arkadaşlarım, olur mu? Alanınıza girildiği anda hallediyorsunuz. Sessizce, sakince bekliyorsunuz alanınıza girilene kadar. İkincisi, neye öfkeleniyorsunuz? Lütfen onu tespit edin. Dışarısı içerisidir, bunu hep söylüyorum. Dışarıda öfkelendiğiniz birisi varsa bilin ki bu sizin içinizde çalışılması gereken alanı size gösteren kıymetli bir şahsiyet. Neye öfkeliyim ben? Sorumsuz insanlara öfkeliyim. O zaman senin sorumsuz olduğun alan neresi? Oraya bakmak gerekiyor. Çok konuşanlara öfkeliyim. Neden? Sen yeterli konuşmuyor musun? Belki senin biraz daha fazla konuşman gerekiyor. Çok susuyorsun, onu anlatıyor. Ya da çok konuşuyorsun. İş yerinde susuyorsun ama evde çok konuşuyor olabilirsin. Bir dengesizlik olabilir. Ukala insanlara çok öfkeliyim. Kendini çok öven insanlara öfkeliyim. Belki de senin de kendini anlatman gereken, izah etmen gereken alanlar var. Kendini aşırı izah edenlerle eşleşiyorsun. Evrenin dualite prensibi vardır. Sen bir uçtaysan hayat sana diğer uçtakini gösterecek. Sen buradaysan bunu gösterecek, buradaysan bunu gösterecek. Seni dengeye getirebilmek için. Evrenin amacı budur arkadaşlar. Yoksa tesadüfi bir şekilde karşına birisi çıkmaz. Ona şunu sor, kendi içine şunu sor. Önce meseleni hallet, alanından uzaklaştır ya da yakınlaştır. Bu tamamen senin özgür iradenle vereceğin bir karar. Ama sonrasında ondan almam gereken ne? Bana neyi öğretmeye geldi diye sorarsan bir daha aynı tip insanla karşılaşmayacaksın. Kıskanç insanlara öfkeliyim. Belki sen de çok kıskançsın, bilmiyorum. Açık giyiniyor, çok öfkeliyim. Kapalı giyinenlere çok öfkeliyim. Neden? Senin de açılması gereken bir yanın var. Birisi açtı diye acaba ona mı öfkelisin? Belki senin de daha özgür hareket etmen gerekiyor. Daha çok açılman lazım, daha çok kapanman lazım. Bunu bilmiyorum. Bunu kendi içine sorarak, benim bu hayatta gerçekleştirmek istediğim ama gerçekleştiremediğim, benim bana engel koyduğum acaba ne? Onun cevabını bul lütfen. Önümüze geleni hallediyoruz. Alan taraması yapmak yok. Başkalarının alanına girmek yok. Zaten çalışılması gereken senin alanına düşecek. Gereksiz enerji harcama lütfen başka yerlerde. Aranma, kaşınma yazmışım buraya. Demek istediğim bu. Dedikoduya girmek, kötü negatif enerjilere girmek yok.
Ama önüne gelirse negatif enerji sana zarar vermeye çalışıyor. Hemen hallet. Biraz sonra anlatacağım. İster kaplanınla hallet, ister yılanınla hallet. Hangisi gerekliyse. Alan korumada kötüler diyorum arkadaşlar. İyilere sataşabilir. Ateş elementinizi çıkarmak için. İyi olan, güzel olan, akıllı olan, becerikli olan. Bunlar birazcık hedef tahtası olabilir. Bu dünyanın yaratılışında var. Bu sana özel değil. Ben bunları niye yaşıyorum? Hastalarımdan bunları duyuyorum. Hocam ben çok iyi niyetliydim. Neden kötülük enerjisine maruz kaldım? Onun için zaten çok iyi olduğun için kaldın. Biraz sen de kendi gölge yanını, biraz o kötü yanını belki de keşfet ve bunu kullan diye. Alan korumada arkadaşlar kaplan ve yılan var. Bu iki savaşçıdan bir tanesini kullanacağız, tamam mı? Bunları kötü gibi düşünmeyin. İşte de ne ya, yılan gibi, işte kaplan gibi hemen sataşıyor. Hayır, sen de mutlu ve huzurlu olabilmek istiyorsan kötülerin elindeki silahı daha profesyonel olarak kullanabilirsin. Kaplanı ne zaman kullanacaksın, yılanı ne zaman kullanacaksın? Çok basit. Kaplan vakit yoksa kullanacaksın. Alanına girildi, bekleyecek vakit yok. Hızlıca alan koruması yapman gerekiyor. Hırsız mesela kapıdan içeri çat diye girdi gecenin bir yarısı. Eskiden olurdu, şimdi olmuyor. Artık hırsızlık işleri değişti. Benim çocukluğumda olurdu, hırsız girebilirdi yani gece. O zaman tabii ki de kaplana bağlayıp sen de saldırabilirsin. Bu çok doğal ve normal. Ama vakit varsa profesyonel insanlar, başarılı insanlar, akıllı kadınlar, akıllı erkekler ne yaparlar? Yılanda hallederler. Ve bunlar başarılı olurlar. Mümkünse yılanı kullan vakit varsa. Neden kaplan? Ortada arkadaşlar. Kaplansanız zarar görebilirsiniz. Kaplansan öfkeye hakim olamıyorsun. Ve öfkedeki insanın da kaza yapma, hata yapma olasılığı fazladır. Ve o yaptığın hataların bedelini vakti geldiğinde de ödersin. Yaralanabilirsin. Birisine gidiyorsun, savaş açıyorsun. Ona zarar vermeye çalışıyorsun ama sen de zarar görebilirsin kaplanda. Çok ortadasın. Kabak gibi ortada derler ya, ortadasın, kaplansın çünkü. Obezler genelde kaplanı kullanır. Kötülük enerjisindeki, eğer obezse rahat olun. Öfkelendi, iki tane baklavayı gömüyor. Rahat olun arkadaşlar. Öfkelenen insan hata yapacaktır. Obez insan, iştahına, hakim olamayan, hemen tatlıya saldırıyorsa kafanız rahat olsun. O kaplandır, onu yılanda da halledebilirsiniz. O yüzden biz ne yapacakmışız? Biraz tatlıya dikkat edeceğiz. Tamam, iyi savaşçıyız çünkü. Çok akıllı olabilir kaplan. Çok aklı kullanan insanlar vardır. İnançlı olmayan insanlar bunu yaparlar. Çok akıllılardır. Çok fazla sol beyni kullanırlar ama sağ aktif olmadığı için hata yaparlar. Çünkü bu evrenin yaratılışında akıl ve akıl ötesi vardır. Aklın akıl edemediğini akıl ötesi akıl eder. Ben öyle diyorum. Aklı ve akıl ötesini kullanırsanız iyi bir savaşçı, iyi bir oyuncu olabilirsiniz. Akıl ötesi de inanmaktan geçer. Neye inanıyorsanız. Dine inanabilirsiniz, olumlamaya inanabilirsiniz, evrene inanabilirsiniz, hayata güvenebilirsiniz. Teslim enerjide yılanı daha aktif kullanabilirsiniz. Ama bu iyi yılan, tamam mı arkadaşlar? Bu da iyi kaplan, öyle düşünün. Ama lütfen bunları aktifleştirin. Zarar görmek istemiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız. Yılan ne yapar arkadaşlar? Sinsice bekler, karşı tarafın güçsüz olduğu anda zehriyle halleder. Ya da dolanıp boğar. Zarar görür mü? Kaplan gibi. Sokar, o ölür, o kendisi işini halleder gider. O yüzden yılan enerjisi akıllı insanların kullandığı enerjidir. Zarar görür mü? Görmez. Saklanır, kabak gibi ortada değil, nerede olduğunu göremezsiniz. Sakindir, şefkatlidir. Tıp ambleminde iki tane birbirine sarılmış yılan var biliyorsunuz ki. Yılan aslında şifa verir. Yılanın zehri öldürebilir, pan zehri size şifa da olabilir. Şifa enerjisi de verebilir. Tıp bunu kullanır. İyi yılanlar olun. Tamam, anakonda denir ya. Başarılıdır yılanlar. Öfkesine hakim olabilen, akıllı olan başarılıdır. Bilendir, bilgili insan yılanı kullanabilir. Çünkü diğeri bir şey bilmediği için hemen cahildir. Hemen hareket etmek ister, kaplan da halletmek ister. Bilmediği için korkar. Bilgili insan sakince vaktini, zamanını bekler. Liderdir. İyi mafya liderlerinin yılan olduklarını da tespit ettim. Çok enteresan. Sakince bekliyorlar. Karşı taraftaki öfkeli hamle yaptığı anda işi hallediyor. Peki çözüm neler var arkadaşlar?
nefesle sakinleşebilirsiniz. Sakin, dingin enerjiye geçebilirsiniz. Ben gidiyorum hayvanat bahçesinde, çoğu zaman yılanları ve kaplanları izlemliyorum. Tüm hayvanlardan ziyade o alan çok ilgimi çekiyor. Yılanlar bekliyorlar arkadaşlar. Ölü zannediyorsunuz bazen, biliyor musunuz? Böyle sinsice bekliyorlar. Vaktinin gelmesini bekliyorlar. Çok akıllılar. Ve sakin nefes alıp veriyorlar. Hızlı değil. Yoga yine hayvan davranışlarına sizi sevk eder. Yapan arkadaşlar bilir. İşte ters köpek duruşu. Onların isimleri var. Yılan duruşu, kobra duruşu. Hayvanları taklit etmek yine sizi o enerji alanına sokar. Yeme, eğer et yersen, etçil olursan, öfkeli bir hayvanı yediysen onun duygusu da sana geçecektir. Kaplan ne yapar? Daha ziyade etle avlanır. O yüzden olabildiğince vejetaryen olmak öfkeden sizi, ilkel beyninizin korunmasını sağlayarak öfkeden uzak tutar. Kas gücü, kaplan kassızdır. Arkadaşlar kaplanı da aktif tutacağız. Nasıl yapacağız bunu? Egzersizle yapabilirsiniz. Bilgi gücü vardır. Yılanda da var, kaplanda da var, aslanda da var. Tamam mı? Bilgili olacaksınız. Ve akıl ötesini kullanmak. Aklı kullanacağız, akıl ötesini de kullanacağız. Oradan da yardım alacağız. Akıl ötesi işte olumlamalar yapmak, dualar okumak, meditasyonlar yapmak. Bu alanı da aktif tutacağız. Kaplan pek bu alanı aktif tutmaz. Yılansı enerjide, bu Hint felsefesinde de vardır. İşte kobraları savaştırırlar filan. Onlar da çünkü ruhani enerjiye, akıl ötesine çok inanırlar. Bir de bunları dengede kullanacağız. Aklı da dengeli kullanacağız, akıl ötesini de dengede kullanacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Çok basit bir yöntem. Ben arabada giderken, sabah kalktığımda, akşam yatarken şunu söylerim. Akıl, akıl ötesi, devrede ol ve birbirinize yardımcı oluyorsunuz. Bu kadar basit. Ve iyi kalpli olmak, iyi enerjide olmak, insanlara yardım etmek. Aynı zamanda da yardım ederken bu savaşçılarınızın da sağlam olması sizi hayatta mutlu ve huzurlu yapacaktır. Zamanında ne yaptıysanız yaptınız, iyi ki yaptınız. Belki bunları bilmiyordunuz, artık biliyorsunuz. Size sağlıklı, sevgi dolu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.